Merhaba Webtekno takipçileri. Hepimizin bildiği gibi iPhone'lar geçtiğimiz günlerde 10. yılına girdi. Bizler de bu vesileyle iPhone'un çıkarmış olduğu ilk akıllı telefon iPhone ile iPhone 7'yi kıyaslayacağız. İzmir'de yaşayan bir arkadaşımız Erdem isminde bu telefonu bize sağladı. Zira zor bulunan bir telefon. Apple ile ilgili ciddi bir koleksiyonu var. Onu da Instagram sayfasını hemen aşağıdaki bağlantıdan takip edebilirsiniz. İlk iPhone 2007 yılında 9 Ocak'ta Macworld etkinliğinde tanıtıldı. Yani üzerinden tam 10 sene geçmiş. 10 yıl önce bu cihazı devrimsel yapan şeyler nelerdi? Gelin bir bakalım. Artık cep telefonumuzdan müzik dinleyebileceğiz ve internete girebileceğiz. Tabi devrim şu noktada başlıyor arkadaşlar. Telefon dokunmatik. Hem de multi-touch. Günümüzde akıllı telefonların atası sayabileceğimiz bu cihaz için rahmetli Steve Jobs'un lansman sırasında yaptığı hareketler ve insanların bu hareketlere tepkileri hala aklımızda. Şu hareketle milletin aklını almayı başardı. And so I can just move them further apart and stretch the image. Evet millet, masamıza geçtik ve şimdi telefonlara daha yakından bakalım. İlk iPhone'da 3.5 inçlik 320'ye 480'lik bir ekran görüyoruz. iPhone 7'ye baktığımız zaman da 4.7 inç 1334'e 750'ye çıkmış durumda ekran çözünürlüğümüz. Sağ taraflarına baktığımız zaman ilk iPhone'un sağ tarafı tamamen boş. iPhone 7'ye baktığımız zaman güç düğmesi ve SIM kart yuvasını görüyoruz sağ tarafta. İlk iPhone'da güç düğmemiz üst tarafta, SIM kart girişimimiz de güç düğmemizin hemen yanında. Sol tarafına baktığımız zaman ses açma kısmı düğmeleri aynı şekilde duruyor ve telefonun sesini açma kısmı düğmeleri de yine yan tarafta. Güç düğmeleri de hemen telefonun ekranının alt tarafında yer alıyor. Tabii ki de devir değişti. Bu düğmeler işte parmak izi okuyucusu geldi, ne bileyim basınca duyarlı oldu falan filan. Buradaki garibim dümdüz home düğmesi. Basıyorsun ekranın ışığı açılıyor ama şu kilit açma yöntemini de şahsen çok özlemişim. Alt tarafına baktığımız zaman yine hoparlörü, işte ne bileyim şarj girişini, veri aktarma yerlerini falan görüyoruz. Ancak buradaki gördüğünüz gibi giriş bayağı ufaldı, ufacık minnacık bir şey oldu. iPhone 7'de olmayan bir şey var iPhone 1'de olup kulaklık girişi. Bildiğiniz üzere iPhone 7'lerde kulaklık girişi tamamen kaldırıldı. Ayrıca iPhone 1'de bir ön kameramız yok. Arka tarafta ikisinde de kamera bulunuyor. Minnacık, ufacık, minimal bir kamerası var. Hafıza bakımından da değerlendirecek olursak iPhone 1'de ilk başta 4 ve 8 GB'lık modellerini çıkardılar. Ancak daha sonra 4 olan piyasadan çekildi ve yerini 16 GB'lığa bıraktı. iPhone 7'de ise durum 32, 128 ve 256 GB olarak yer alıyor. iPhone 1 içinde şunu söyleyebilirim. Çift renk var arka tarafta. Gördüğünüz gibi şu üst taraf metal ve oldukça sağlam duruyor. Sanki 1000 defa da düşse bir şey olmayacakmış hissiyatı uyandırıyor. Ne yazık ki günümüzdeki telefonların çoğunda üreticiler bu hissiyatı veremiyorlar, bu sağlamlık hissini. Tabii telefonun kalın olmasından da birazcık kaynaklı. Hemen kalınlığından bahsetmişken boyutlarını da size tam rakam olarak söyleyelim. 11.5 santimlik bir uzunluğumuz, 6.1 santimlik bir genişliğimiz ve 11 milimetrelik bir kalınlığımız var iPhone 1'de. iPhone 7'ye baktığımız zaman 13.8 santim, yani ortalama 2.3 santim artmış uzunluğumuz. Bunun yanında genişliğimiz 6.7 santimetre, birazcık daha geniş, ortalama 5 milimetre kadar. Aynı zamanda 7.1 milimetre bir inceliğe kavuşmuş iPhone 7. Buradaki en önemli fark tabii ki de arasındaki incelik farkı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iPhone 1 kallavi durumdayken iPhone 7 oldukça ince ve zarif gözüküyor. Ağırlık olarak da iPhone 1 135 gram, iPhone 7 138 gram, bunu da belirtelim. Kameralardan bahsetmiştim az önce. iPhone 1'de şu gördüğünüz ufacık kamera 2 megapiksel ve video çekme kabiliyeti yok. Sadece fotoğraflar çekiyor, zaten arka planda örneklerini görebiliyorsunuz. iPhone 7'ye baktığımız zaman kamera coşkuseli 12 megapiksel fotoğraflar çekebiliyor. Ön kamerası dahil 7 megapiksel fotoğrafları çekebiliyor. Aynı zamanda tabii ki de 4K video kaydı olduğunu da belirtelim. İşlemci RAM gibi şeylerden de çok az bahsedeyim. 412 MHz'lik ARM11 işlemcisi bulunuyor. iPhone 7'ye baktığımızda da A10 Fusion işlemciyi görüyoruz. Ortalama arasında 120 kat bir hız farkı olduğunu ben araştırmalarımda sağda solda gördüm. Şu telefon şundan 120 kat daha hızlı arkadaşlar. Aynı zamanda iPhone 1'de 128 MB RAM yer alıyor. iPhone 7'ye baktığımız zaman da RAM 2 GB. RAM'e baktığımız zaman da yaklaşık 18-20 kat daha hızlı olduğunu görebiliyoruz. Gönül isterdi ki iPhone 1'e bir oyun kuralım, oynayalım. Maalesef böyle bir imkanımız yok. Herhangi bir oyunu kaldırmaz. Zaten market falan filan hak getire ki ilk çıktığı zaman iOS'in ilk versiyonunda ismi de farklıydı.
O zaman market yoktu. Daha sonradan geldi bu cihazlara market. iOS 3 çıktı şu an içinde. iPhone 7'de iOS 10 çıktı. 7 tane iOS daha çıktığını görebiliyoruz. Şöyle menülerine bakalım. Bizi şaşırtan durumlardan bir tanesi de üzerinden 10 sene geçmiş olmasına rağmen hala akıcı bir menüye sahip olması. Her şeye hızlı hızlı girip çıkabiliyoruz. 10 sene öncesinin teknolojisine göre bence oldukça iyi durumda. Son olarak fiyatlardan da bahsedelim arkadaşlar. Dolar üzerinden söyleyeceğiz fiyatları. Çünkü dolar TL'ye göre çok değişkenlik gösterebiliyor. 10 yıl önceki fiyat tabii ki de çok farklıydı iPhone 1'in. 8 GB'lık modeli Amerika'da $599'dan satışa sunulmuş. iPhone 7'ye baktığınız zaman da $649-650 civarında satın alabiliyorsunuz. Aralarında öyle uçuk bir fark yok. Teknoloji çok ilerliyor ama fiyatlar birbirine yakın olarak kalmayı başarmış. Şöyle bir toparlamak gerekirse gördüğünüz gibi Apple 10 yıl boyunca bayağı yol kat etmiş. Özellikle kamera ve tasarım açısından iPhone 7, iPhone 2G'ye baktığımız zaman çok üst düzey bir telefon gibi duruyor. Tabii 10 yıl öncesinde düşündüğümüz zaman bu telefon efsaneydi. Biz de incelememizde daha çok tasarım ve kamera odaklı gittik. Zira 10 yıl önce çıkmış bir telefonu teknik açıdan 10 yıl sonraki bir telefonla kıyaslamak saçma olur. Bu vesileyle de videomuzun sonuna gelmiş olduk. Umarız 10 sene sonra hala buralarda oluruz ve iPhone 7 ile 10 sene sonra çıkmış iPhone'da kıyaslama şansına ulaşırız. Videoyu kapatmadan önce son bir şey söylemek istiyorum sizlere. Şuraya bir anket hazırladık arkadaşlar. Bu tarz eski nostaljik telefonlarla ilgili video serileri hazırlamayı düşünüyoruz. Sizin de fikrinizi merak ediyoruz. Anketi cevaplarsanız seviniriz. Her zaman söylediğimiz gibi aklınıza takılan her türlü soruyu yorum bölümüne yazabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Millet iki yanında duran bağlantıları tıklayarak başka Webtekno videolarına ulaşabilir. Ayrıca ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.